Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. 15 hesap bir adam kanlı canlı klan savaşları serimizin yeni bir bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz efendim. Evet, yine 15 tane hesabımdan oluşan bir orduyla Global Friends isimli vatandaşlarla eşleşmiş durumdayız. Hemen bir bakalım. Rakip klanın konumu Şili olarak gözüküyor ama global, yani küresel arkadaşlıklar isminde bir klan ismi seçmişler kendilerine. Herkes Şilili mi bilemiyorum. Şöyle bir bakıyorum, savaş kazanma serileri 1 gözüküyor. Yani sadece bir tane savaş kazanmışlar üst üste benimle eşleşmeden önce. Bakalım bugün ne tür entrikalarla, ne tür savaşlar ve defanslarla karşı karşıya kalacağız. Ayrıca benim savaş kazanma serim de gün geçtikçe yükseliyor arkadaşlar. Şu anda 5 olarak gözüküyor. Eğer bu Şilili arkadaşları da ezip geçebilirsek savaş kazanma serimiz 6'ya yükselmiş olacak. Yine alt taraflardan üst taraflara doğru veya birazcık karışık kuruşuk saldırıları yaparak uzun soluklu bir video hazırlamaya çalışacağım sizler için. Umarım güzel, keyifli bir video olacaktır. Sizlerden ricam, videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Beni YouTube'un vicdansız algoritmasıyla baş başa bırakmayın hemşerim. Son olarak da izlemeye yeni başlayanlara günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim, ilk saldırımızı 15. sıradaki olan Conqueror YT belediye binası 12 yeni geçilmiş hesapta gerçekleştirmek istiyorum. Taş kutusunu kaldırayım dedim, hiçbir işçi boşta değilmiş. Evet, en altta arkadaşlar bir belediye binası 11 köyü var karşımıza. Hani ordu kamplarımı falan da yükseltmeye almadığım için asker sayımız da 11'e kıyasla, yani bu köyde denk olacağına inanıyorum. Şimdi bir bakalım ne ordusu varmış. Blizzard usulü süper ejder ordusu varmış. Sağa sola bakmadan direkt saldırı butonuna tıkladım. Gitti hemşerim, plan yok, proje yok. Üçleriz gibime geliyor zaten. Şimdi nereden başlayalım, nasıl yapalım? 2 tane de yıldırımım varmış bak. Gerek var mı? Muhtemelen gerek olmayacaktı ama madem aldık, şöyle 2 tane yıldırımla patlatıcılardan bir tanesini indirelim. Plan kalesi alt tarafta kalsın. Şuradan kralı ve kraliçeyi bırakacağım. Şöyle 1, 2, 3 tane sinsi goblin bırakacağım. Şöyle 1 adet süper ejder tanklarken 2 tane balonla da topu indirmeye çalışacağım. Koridor açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anda yapmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Geriye kalan süper ejderler koruyucu, peşinden balonları gönderiyorum. Patlatıcı görmeyecektir. Zeplini de binaya doğru sallıyorum. Ve koruyucunun özelliği için hazırlanıyoruz. Sakin. Tam şöyle şu noktada idealdir. 1 adet öfke, 1 adet öfke, görünmezlik, zeplini manuel olarak indirdim. Zıpırlara bir zehir, hemen ikinci görünmezlik büyüsü başarılı. Gayet güzel. Şurada bir dondurma. Süper büyücülere bir tane daha görünmezlik atıyorum. Abi kendi attığım zehiri inanır mısınız bir an şey sandım. Belediye binasının zehri sandım. Mesleki deformasyon. Şurada bir tane daha görünmezlik atalım. Kraliçe alt tarafta hava savunmasını indirecektir. Süper büyücülerim hala daha hayatta. Yok artık, daha neler ya. Evet, şu anda okçularım kraliçemi tanklıyorlar. Yeterli olacak mı? Abi iyisiyle kötüsüyle 4 tane süper ejderimiz hayatta. Ya bilemiyorum. Alt taraf birazcık karışık gözüküyor ama güçlenme ihtimali var ya. Süper büyücüler hala daha hayatta. Şaka gibiler ya. Gerçekten şaka gibiler. Orada beklediğim gibi gitmedi saldırı. Ne yalan söyleyeyim. Çok hafife aldım herhalde. Tahmin ettiğimden birazcık daha zorladı köy bizi. Yani şu süper büyücüler ölseydi acaba ne olurdu halimiz? Gerçekten merak etmiyorum desem yalan olacak. Evet, 3 tane süper ejderim hayatta. Bir tane okçuyu da ne olur ne olmaz elimde bekletiyorum. Bakarsın sağdan soldan bir yerden inşaatçı kulübesi falan çıkar. %99'da kalmayalım. Hiç kaldıracak halde değilim şu anda yani. Evet, 3 tane süper ejderimiz hayatta. Canları da fena değil gibi gözüküyor. Böyle her birine birer tane tahsis edilmiş 3 tane güdümlü hava mayını çıkmadığı sürece ölmezler hemşerim. Şuradan okçuyu bırakalım. Gayet güzel. Valla çaktırmayın, kıl payı üçledik. Allah'ı billahi var ya, bir tane yine güdümle hava mayını çıksa patladık. Yok artık. Yok artık. Sakın. Bak sakın diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Güdümlü çıkmasın hemşerim. Dakika bir gol bir sıkıntı istemiyorum, yapma. Abi canına bir bakar mısın? Gıdım kaldı. Yani bir tane daha hava bombası çıksa, şu okçuyu da bir dev bomba indirse, mis gibi nur tokupu gibi bir 99'da kalma faciası. Şükürler olsun kötü senaryo gerçekleşmedi. Bir an olacak sandım. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim, az önce başarısız bir saldırı gerçekleştirdim. Conqueror YT hesabımda belediye binası 12'ye saldırdık. Ordu kamplarımız basılı olmadığı için beklediğim performansı alamadım. %67'de kaldık. Şimdi buranın telafisini yapmaya çalışacağım. Her şey hazır gibi gözüküyor. Saldır dedim, gitti o halde. Pekala efendim, şimdi açgözlülük yapıp aslında şu yıldırımlarla cehennem kulesine vurabiliyor muyuz? Emin değilim. Tamam, çok güzel. Cehennem kulesine de hasar verdim. Aynısını şurada da yapacağım. Dikkatli bir şekilde. Gayet güzel. Arka taraftaki cehennem kulesi de gitti. Bak, bunu beklemiyordum. Mükemmel oldu. Böyle 3 tane yıldırım da şu noktada atacağız. Kasırga burada. O yüzden kralı, kraliçe ile beraber şu noktadan sallayacağım. 2 tane ejder ve 2 tane de, hatta bir tane de mayın eşiği o bölgeye yeterli olacaktır. Şöyle 1, 2, 3. Geriye kalanları da şuradan içeriye spamladım. Hemen ardından balonlar. Peşine zeplin. Şampiyonu Dağın Ordu'yla beraber gönderdim burada. Gayet güzel. Koruyucunun özelliğine tam şöyle şu noktada basıyorum. Patlatıcı da görmüyor. Mükemmel gözüküyor. Bir öfke burada, bir öfke de burada. Umarım yetiler, yetimitlerle beraber kartal topunu ve tekliği indirebilirler. Aksi takdirde başımıza iş açabiliriz. Gayet güzel. Şu zıpırlar var ya, ejder saldırılarında çok acayip iş yapıyorlar savunmada ya. Yani tahmin ettiğinizden daha güçlü askerler arkadaşlar. Savunma bazında baktığımız zaman. Evet, alt tarafta ejderlerimizin canı bayağı bir az ama üst taraftan güçlü ilerleyişimize devam ediyoruz. Herhalde yeterli olur be. Şu son X'e'ini de alabilirsek şampiyon da o bölgede, şükürler olsun. X'e indikten sonra okçu kuleleri, büyücü kuleleri çok fazla sıkıntı çıkartamayacaktır. Şampiyonumuz sağ olsun gider ayak oradaki gizli testayı da temizledi. Bu da bize rahat bir 3 yıldızı getirmiş olacaktır hemşerim. Evet, %77. Kahvemizden bir yudum alalım. Bu arada çay çorba hazırladınız değil mi? Bak, video uzun sürer ha. Yani böyle 1 saatlik falan yapmayacağım arkadaşlar bu sefer. İnanılmaz uzun sürüyor yüklemesi. Hatta bir önceki 15 hesap bir adam videosunu, çok samimi söylüyorum, bir günü geçti yüklemesi. 24 saatten daha uzun süre yüklemede kaldı video. O yüzden o gün video paylaşamamıştım. Çok sinirlerim bozuldu gerçekten. Ya internet altyapısının olmaması nedeniyle ne yaparsam yapayım şu anda yaşadığım yere internet bağlattıramıyorum. Ne Superbox, ne Türknet, ne Türk Telekom, hiçbir şey çare etmiyor arkadaşım. Hatta Cimer'e yazı yazdım, ondan da falan filan kem küm ha 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 hi hi. Sonuç yok yani. Superbox bile çekmiyor. Nasıl bir yerde yaşıyorsak artık. Lan gören de var, Sibirya'da yaşıyorsa. Sibirya'da bile yoktur böyle kötü internet ya. Neyse. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, alt taraflarda sıkıldık mı? Bir bakayım, kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Saldırı çöpe gitmesin. Üstlerden bir saldırı yapmak istedim. En tepede belediye binası 14 ana hesabımda Blizzard usulü bir Lalo ordusu basılı. Rakibin 1 numarası da tam anlamıyla max olmamakla beraber güzel bir köy arkadaşlar. Güzel dediğim işte 64 kraliçesi var. Yani önceki 3-4 savaşı kıyaslarsak burası çok daha sağlam bir köy olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. İlk defa saldırıyorum. Kasırga nerede? Klan kalesinde ne var bilemiyorum. Muhtemelen zıpırlar vardır. Zeppelin'i tam şu noktada indireceğim. Kraliçe alterinin olduğu noktada. Patlatıcıyı dondurmaya gerek kalır mı kalmaz mı ona bakacağız. Binayı, kraliçeyi, şurada çoklu cehennem kulesini, özellikle klan kalesini çıkartıp temizleme niyetim var. Sonrasında doğaçlama takılmayı düşünüyorum. Birlikler tamam, büyüler, hero'lar, her şey hazır. Saldır dedim, gitti o halde. Haydi bakalım. Yani o patlatıcıyı sanırım dondurmak zorunda kalacağız. Tam emin değilim ama zeplini açısını çok iyi ayarlamamız lazım. Böyle şuradan bırakırsam herhalde o noktaya iniş yapacaktır. Böyle tazı, hemen ardından zeplin. Gayet güzel. Patlatıcıyı dondurmayacağım lan patlatıcıyı. O patlatıcı oraya gelene kadar. Oho, görünmezlik başarılı. Zeplinde manevralar o kadar indiriyorlar. Çok güzel. Konuşamadım ama keyiften konuşamadım. Süper büyücülerim hayatta değil mi? Mükemmelsin sen. Şöyle bir tane daha görünmezlik büyüsü patlatıyorum. Hava savunmasını ver. Yalnız kraliçeyi de alamadık. Vay babayın kemiğine, gerçekten mi ya? Ha, iksir deposu indi, tamam. Tamam, fena bir değer elde etmedik ya. İdare eder. Şuradan 2 tane sinsiye atacağım. Şöyle 2 tane balon atsam şu bomba kulesi iner mi acaba? Umarım iner. Zıpırlar da ölmemiş abi. Ciddi misin sen ya? Tamam, o bomba kulesi insin. Kral, kraliçe, önüne buz golemini sallayacağım. Şu zıpırlara bir zehir atacağız ama acele etmeyeceğim. Şöyle şu noktada kullanabiliriz. Süper büyücüler indiremediler zıpırları ya. Şaşkınım. Sanırım görünmezliğin içinde kaldılar, o yüzden öyle oldu. Burada bir tane sinsi, süper duvar kırıcı başarılı. Gayet güzel. Bir tane kelle avcısı elimde hazırda tutuyorum. Rakip kraliçeye göndereceğiz. Ya buz golemi bir hayrını göreydim buz golemi. Nereye gidiyorum buz golemi? Bastım kralın özelliğine. Bir tane daha şampiyonu birazcık ziyan ettik ama kelle avcısı yetişti imdadımıza. Çok güzel. Kraliçe içeriye girersen efsane olacak. Mükemmelsin. Şurada bir dondurma kullanırsam acaba kartal topunu alabilir miyim? Hatta bir tane daha dondurma kullansam mı? Köyde hero kalmadı. Abi kullansaydım alırdık ama gerek yok. Kraliçe de imdadımıza yetişecek zaten. 1 dakika 29 saniye süremiz kaldı. Şuradan bir bebek ejder. Nerede hava savunmaları? Orada. Arkada çoklu var. Merkezde de çoklu var. Aman dikkat Conqueror kardeş. Aman dikkat, aman dikkat. Şuradan ikinci tazıyı da yollayacağım. Balonlar, hemen ardından koruyucu. Kartal topunu dondurmam lazım. Şu noktada bir hız büyüsü patlatacağım. Kelle avcıları devrede. Ufak ufak minyonları da sallıyorum. Kartal topu çok iş çıkartıyor başımıza. Korkum şu ki merkezde fazla sayıda hava bombasının çıkması. Şurada bir hız. Koruyucunun özelliğini bekletiyorum sabırla. Tam şu noktada bastım. Kaya Saçar'ın gazabından korunmuş olalım. Gayet güzel. Kaya Saçar'ın da arka tarafta çoklu cehennem kulesi var. En büyük tehdidimiz şu anda o. Şurada bir hız büyüsü kullanacağım. Çoklu cehennem kulesini dondurdum. 2 tane daha balon gönderiyorum. Minyonlar. Fena bir savaş olmuyor ama yeterli olacağından emin değilim. 30 saniye süremiz kaldı. Hadi fazla sayıda balonumuz var. Keşke hero'lardan bir tanesi olsun hayatta olsaydı ya. 23 saniye sürem kaldı. Şurada bir tane daha okçu gönderiyorum. Büyücü kulesi alan hasarı verecek. 18 saniye sürem kaldı. Yapma. Balonlar ölmezse bir şansım var. Balonlar ölmezse direkt depolara gidecekler. En sağ taraftaki depoya gittiler. Şükürler olsun. 8, 7, 6 yapma. Etme gözünü seveyim. Hak ettik diye düşünüyorum. Çatır çutur. Sırf heyecan olsun diye bu kadar gerdirdim. Yoksa çok daha kolay bir şekilde üçleyebilirdim yani biliyorsunuz. Diyelim ve sıradaki saldırı için ben bile inanmadım attığım yalanlara. Hazırlıklara başlayalım hemşerim. Hadi bakalım. Pekala efendim. Belediye binası 12 hesabımızdayız. Kraliçe yürüyüşlü bir bamya saldırısı bizleri bekliyor olacak. Nereye saldıracağız bilmiyorum. İlk defa bakacağım, göreceğiz. Kaç numaradayız? 9 numaradayız. 18 ve 17 numaralı köylerden sorumluyuz yani. 18 de yok, 17 de yok. O yüzden en sağlam belediye binası 12'ye bir bakalım. 12 numarada Akhama Junior isimli vatandaşın köyüne. Çok tanıdık geliyor bu düzen. Benim de kullandığım bir düzene karşı saldırı gerçekleştireceğiz. Kasırga masırga nerede hiç hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Klan kalesi bu noktadaymış. Cehennem kuleleri teklide. Bak sen. Tamam. Kraliçeyi hava savunmasından aşağıya doğru yürüteceğim. Hava savunmasını temizleyip aşağıya doğru ineceğim. Tekli kulenin olduğu yere sokmaya çalışacağım. Sonrasında da klan kalesini çıkartıp binayı indirmeye çalışacağız. Eğer muvaffak olabilirsem efsane bir savaş bizleri bekliyor olacak. Her şey hazır gözüküyor. Saldır dedim gitti o halde. Yalnız temizliği yapmak hiç de kolay olmayacak arkadaşlar. Ondan eminim. Ondan eminim kolay olmayacak bu savaş. Şöyle yapalım. 1-2 tane sinsi goblin. Şöyle şu noktadan kraliçeyi bırakacağım. Şifacıları muhtemelen görecektir. Yüksek ihtimalle hava savunması. O yüzden aceleci davranmıyorum. Şöyle peşi sıra balonlar gönderiyorum. Hatta bir tane daha balon göndereceğim. Ondan sonra şifacıları sallayacağım ki şifacıları hava savunması vuramasın. Kraliçe umarım alt taraftan devam edersin. Şöyle bir öfke büyüsü. Çok güzel. Özelliğini korumayı başardık. Şükürler olsun. Şurada bir tane bebek ejder kullanacağım. Temizliğe gidiyoruz. Gayet güzel gözüküyor arkadaşım. Evet. Şurada bir dondurma büyüsü. Tam istediğim noktada başarılı. Tekli ve X yaylarını donduruyorum. Gerekirse bir tane daha öfke patlatacağız. Gerekecek. Tekli vuracak zaten. Umarım özelliğe gitmez bu noktada. Böyle bir tane daha dondurma patlattım. Gayet güzel. Tekli kuleyi de aldık. Kraliçenin özelliği de duruyor. Yani plan var ya. Su gibiydi arkadaşlar. Su gibi plan yaptık. Tam anlamıyla da gerçekleştirdik. Şöyle... Son duvar kırıcıyı gönderiyorum. İstediğim yerde çalışmadı. Aman diyeyim. Aman. Bastım. Hayır. Yapma bana bunu. Yapma bana bunu ya. Abi ağır geliyor işte. Ben ne yapayım buna daha? Oy. İçim şişti. Yemin ediyorum içim şişti ya. Haksızlık kardeşim bu ya. Ulan gördüm. Gel yanlışlıkla kralın özelliğine bastım. Geldi mi üst üste geliyor. Girişte bir iyileştirme kullanacağım. Kelle avcısı. Yani var ya diyecek bir şey bulamıyorum ya. Eğer bu köyü üçleyemezsek var ya. Kendimi hiç sorumlu mesul hissetmeyeceğim. Koruyucunun özelliğini binanın patlamasına saklayacağım. Sakin. Bastım gitti. Olabilecek en güzel noktada bastık. Barbarlar tekli kuleyi tanklıyor. Bir bakıma iyi oldu. İkinci iyileştirme büyüsünü merkezde kullanıyorum. Evet, klan kalesinden biniciler geldi. Cehennem kuleleri tekli de dur bakalım. Olmaz diye bir şey yok. Şu anda da biniciler tekli kuleyi tanklıyorlar. Umarım o tekli cehennem kulesini alabiliriz. Aldık. İkincisini de alırsak tamamdır. Üçlenir bu köy. 55 saniye süremiz kaldı abi. Yapma be. Yani o kraliçenin var ya ölmesi. Ya yorumu size bırakıyorum arkadaşlar ya. Ben bir şey demiyorum artık. Vallahi ben bir şey demiyorum. Şimdi yorumlarda bilen bilmeyen herkes konuşacak. Yazıyorlar. Abi! Conqueror kardeş bilmiyor musun? Ayarlarda özellik var. Kraliçe özelliğiyle beraber ölmüyor onu aktif edersen. Şu oyunda ve yaptığım şeyde iki şey beni çok yoruyor arkadaşlar. Bir, kraliçenin özelliğiyle beraber ölmesi. İki, bunun ne olduğunu bilmeyen izleyiciler. Sanıyorlar ki ayarlardan açınca ölmüyor. Ayarlarda açık zaten. Zaten açık. Ama işte haddinden fazla hasar yiyince o özellik açık olmasına rağmen ne oluyor? Kraliçeniz özelliğiyle beraber ölüyor hemşerim. Maalesef yapacak da bir şey olmuyor ya. Keşke zehiri atmadan önce kraliçenin özelliğine bassaydım. Yani çok temiz bir savaş yaptık. Güçlenecekti. Dediğim gibi yorumu size bırakıyor. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Pekala efendim. Aynı hesapta ikinci hakkımı kullanmak istiyorum. Uslandık mı? Akıllandık mı? Tabii ki de hayır. Yine hibrit yapacağım. Yine kraliçe yürüyüşü yapacağım. Nereye? Rakibin 13 numarasına karşı. Bir bakalım ne varmış burada. Klan kalesinde anladık artık. Hepsine zıpır minyon atmışlar. Sürpriz olmayacak. Şimdi patlatıcı o noktadaymış. Kartal topu merkezde. Kraliçe ile binayı alacağım. Öyle ya da böyle. Rakip kral ve kraliçe de binanın yanındaymış. Kelle avcısı ve dondurma büyülerinin marifetiyle beraber onları da diskalifiye ederiz. Uygun bir pozisyondan hibriti yapıştırırız. Eğer kraliçemizi öldürmezse zıpırlar köyü çatır çutur üçler çıkarız hemşerim. Evet, şu köşeden kraliçeyi bırakıyorum. İstediği yere gitsin bakalım. Evet, şifacılar için acele etmiyorum. Sanki sağ tarafa mail edecek gibi. Hatta ona şekil verebilirim. Şöyle sinsi goblinlerle. Önden bir tane mayın eşeği atalım. Hatta bir tane daha atalım. Güdümlü varsa hemen çıksın. Ne yapacaksa yapsın. Sola mı gidecek? Şöyle 3 tane atayım ne olur ne olmaz. Dondurma büyüsünü elimde hazırda tutuyorum. Sağ tarafa mail edecek gibi gözüküyor. Şifacılar devrede. Rakip kraliçeyi dondurdum. Şöyle şurada bir adet süper duvar kırıcı. Kelle avcısı, kraliçeye de bir tane öfke büyüsü patlatıyorum. Gayet güzel. Süper duvar kırıcı istediğim noktada çalışmadı. Oğlum yavaş vurun lan, yavaş vurun lan. Vicdansızlık yapmayın. Şurada bir duvar kırıcı. Tamam, kraliçe binayı alabiliyor. Bir tane daha öfke. Koruyucu pis vuruyor. Dondursam mı? Donduracağım. Binayla beraber başka çarem yoktu çünkü. Şimdi klan kalesi çıksın. Özelliği duruyor. Direkt basacağım. Hiç riske atmayacağım. Yalnız dışarı çıkacak gibi. Yapma be. Duvar kırıcım da yok. Müdahale edemiyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bir 10 saniye daha sürem var. Bekleyeceğim arkadaşlar. 1 dakika 40 saniye kalana kadar bekleyebilirim. Hiçbir problem teşkil etmez. Şuradan bir sinsiye atalım. Evet. Uçan kışla. Şuradan kralı göndereceğim. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin hemşerim. Sakin. Şuradan hibriti de merkeze doğru göndereceğiz. Hemen ardından koruyucu. Tekli kraliçeme kilitlendi. Yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Girişte bir iyileştirme büyüsü kullanacağım. Aa, şifacıya kilitlenmiş. Çok güzelsin. Hep bize mi keder ya? Ve tekliğe ulaşabiliyor. Mükemmel. Zıpırlara bir zehir, koruyucunun özelliğine basıyorum. Bu sayede klan kalesinin etkisinden de kurtulmuş oluyoruz. Hibriti öfke atmak şu oyunda en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Umarım zehir büyüsü zıpırları öldürmeye yeter. Şurada bir iyileştirme kullanıyorum. Aynen, madencilerin neredeyse tamamı o noktadaydı. Şu büyücü ordusunun yaptığı işe bir bakar mısın? Çatır çutur hemşerim. Aynen. Tam istediğim gibi temiz bir savaş olmadı ama yine de görüyorsunuz. Kraliçe hayatta kalınca ne oluyor ne bitiyor? Bir şekilde köy üçleniyor arkadaşlar. Az önceki saldırıda da aslında 3 yıldız almayı hak ettik ama oyunda anlamsız bulduğum bir özellik yüzünden, kraliçenin özelliğiyle beraber ölmesi yüzünden 3 yıldız elimizden kaçtı gitti. İşte isyanım neye biliyor musunuz? Ben oradan temizliği yapmışım. Kraliçeyi nokta atışı istediğim kompartmana sokmuşum. Büyüleri kullanmışım. Duvar kırıcıları başarılı bir şekilde kullanmışım. 3 tane zıpır çıkıyor. Bütün her şeyi Yerle bir ediyor. Bir yandan da süper ejderlerle köy işliyorlar işte efsanelikte. Ben bunu anlamıyorum yani. Neyse, fazla da kaşınmak istemiyorum. Bu benim şahsi kanaatlerim diyelim ve sıradaki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, evladım gibi sevdiğim, açtığım ilk yan hesap belediye binası 13 hesabımızdayız. Blizzard usulü bir tazı balon ordumuz basılıymış burada da. Güç iksirim de yok, kahraman iksirim de yok. Bir bakalım. Hangi köye saldıracağımı bilmiyorum. Şöyle kaç numaradayız bir bakacağım. 4 numaradayız. Yani 8 ve 7 numaralı köylerden bu köy sorumlu olacak. Evet, Supercell'le aynı fikirdeyiz. Şöyle bir 8 numaraya bir bakacağım. Hangisi daha idealse buraya dalabiliriz. 7 numaraya da bir gözcülük yapmak istiyorum. Evet, buraya saldırımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Peki nasıl? Şimdi Blizzard usulü tazı balon dedik. Klan kalemde duvar kırıcılar da varmış. Pekala. Kraliçe burada. Şampiyon burada. Aslında tam şu klan kalesinin üstüne doğru indirebilirsem fena bir değer elde etmeyeceğiz gibi gözüküyor değil mi? Aynen arkadaşlar. Şu patlatıcıyı donduracağım. Tazıyı hava savunmasına göndereceğim. Zeplini de şampiyon halterinin üstünde indirmeye çalışacağım. Eğer bu bağlamda muvaffak olabilirsek efsane işler çıkacağına inanıyorum. Her şey hazır gibi gözüküyor. Saldır dedim, gitti o halde. Aslında bir kahraman iksirim olsaydı hiç fena olmayacaktı ama ne yapalım, sağlık olsun. Şimdi şöyle tazı, hemen ardından zeplin, patlatıcıyı şampiyon ve kaya saçarla birlikte donduruyorum. Çok da güzel oldu, çok da güzel iyi oldu. Şurada bir öfke, görünmezlik başarılı. Zeplini manuel olarak indirdim, kasırgaya yakalandık. Dert değil. İkinci görünmezlik büyüsü başarılı. Şunlara bir zehir atacağım. Üçüncü görünmezlik büyüsü başarılı. Daha binaya vurabilmiş değiliz. Binayı uyandırdık ama sanırım alamayacağız arkadaşlar. Kraliçeyi indirdik. Hadi lan şu binayı ver bana. Mükemmelsin. İşte bundan bahsediyorum. Bu saatten sonra kim tutacak bizi göreceğiz. Şimdi şuradan bir bebek ejder. Zehiri kullandık. Zıpıra yapabileceğim bir şey yok. Şuradan kralı bırakacağım. Hemen ardından kraliçeyi sallayacağım. Böyle bir tane sinsi goblin, önden buz golemi. Şu noktada bir süper duvar kırıcı kullanacağız. Kesişime gitmesi çok güzel oldu. Kralın özelliğine basacağız. Yapacak bir şey yok. Buz golemine kilitlenseydi. Keşke buz golemini biraz daha erken atsaydım. Şampiyonu direkt X yayına doğru göndereceğim ama önce koridorun bir temizlenmesi gerekiyor. Bundan bahsediyordum işte, keşke atmasaydım. En azından buz golemi tekli buz golemine kilitlendi. Arkadaş bir teselli alamadım ya. Bir teselli alacağım, alamadım. O kaya saçarın inmesi lazım ama nasıl? Dondurmayacağım. Böyle şurada bir dondurma büyüsü kullandım. Kraliçenin özelliğine basıyorum. 1 dakika 36 saniye süremiz var. Tamamdır ya, bence oldu bu iş. Hatta şurada bir tane daha dondurma atacağım. Umarım şampiyon o özelliğiyle beraber kaya saçar alır. Şahan. Tamam, üçlendi. Değil mi? Yani üçlendi bence. Aynen. Böyle. Girişe doğru bir hız büyüsü patlatacağım. İkinci tazı. Alanlar. 1 dakika sürem kaldı. Bir gözüm sürede. Heyecan yapmayın hemşerim. Her şey kontrol altında. Her şey. Kraliçem hala da hayatta. Kartal topundan da kurtulduk. Şöyle şu noktada bir hız büyüsü patlatacağım. Koruyucunun özelliğini kullandım. 2 tane balon. 3 tane minyon. Son hız büyüsünü kullanmaya gerek bile yok ama laf sözlü olmasın diye kullanacağım. Zibilyon tane balon hayatta. İşte o mutluluğun resmi. Minyonlarla köpeciklerin birleşme anı. Benim için tazı balon saldırılarında mutluluğun resmidir arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Değil mi ya? Benim çok hoşuma gidiyor. Köyün üçlenmesine böyle parti gibi kutluyorlar sanki. Son hız büyüsünü de atıyorum. Var mı sağda solda bir şey? Sıkıntı çıkartacak bir şey görmüyorum. Güzel bir 3 yıldızla buranın kapanışını yapıyoruz. Bir an korktum, kayıtta değil miyiz acaba diye. Şükürler olsun kayıttaymışız. Derler ve giderler, sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Evet, yine aynı hesabımızdayız. Hero'larımız ayakta. Klan kalesini doldurdum. Hemen şu ikinci saldırımızı da aradan çıkartalım istiyorum. 7 ve 8 numaradan da sorumluyduk. Aynen öyle. 7'yi 3 dedik. Bakalım 8'de de aynı performansı gösterebilecek miyiz? Şimdi burada belediye binasına gitmek Zeppelin'le çok mantıklı gelmedi arkadaşlar. Kraliçe, şampiyon merkezde. Klan kalesi, kartal topu merkezde. Dolayısıyla Zeppelin'i merkeze indirmek çok daha mantıklı olacak. Eğer çift dev bomba faciası yaşamazsak güzel bir değer elde edeceğimize de inanıyorum. Hero'larla da binaya gider, kalan kısımda da tazı balonu gerçekleştiririz. Aynen. Her şey hazır gözüküyor. Saldır dedim, gitti o halde. Bakalım. Şimdi Mina o noktada, patlatıcılar o noktada. Okey, okey, okey. Şöyle tazı, hemen ardından zeplinimi gönderiyorum. Gayet güzel gözüküyor. Patlatıcıyı dondurmaya gerek var mı? Gerek yok gibi geldi. Şurada bir öfke. Görünmezlik başarılı, zeplini de manuel olarak indiriyorum. Şimdi süper büyücüler vurmaya başlasınlar bakalım. Şurada bir zehir kullanacağım. Böyle bir tane daha görünmezlik büyüsü. Bayağı bir tuzak çıktı tam tahmin ettiğim gibi. Kaya saçarı aldık, kraliçeyi aldık. Tamam. Son görünmezlik büyüsünü de kullanıyorum. Merkezdeki tekli de inseydi çok tatlı olacaktı ama belki canı çok az ama yeterli olmadı. Tamam. Şuradan bir bebek ejder bırakalım. İki tane zıpır minyon var. Yine aynı hatayı yaptım. Sabırsız oynayıp zehiri kullanıyorum. Halbuki kullanmasam daha iyi olacak arkadaşlar. Keşke kullanmasaydım ya. Şuradan buz golemi, ardından kral, kraliçe. Bir okçu kulesine iki tane balon göndereceğiz. Buz golemi zıpırları tanklıyor. Sinsi sinsi. Bir adet süper duvar kırıcı. Kesişime gitseydi daha iyi olurdu ama dert değil. Kraliçe binaya doğru ilerleyecektir. Buz golemi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. İskeletler yapmayın be. Gerçekten mi? Eyvah. Binayı alamayacağız arkadaşlar. Abi böyle bir şanssızlık olamaz ya. 1 dakika 47 saniye süremiz var. Kraliçe binayı göremeyecek. Üstüne bir de X'e kilitlendi. Kral kraliçe ayrı yerlere ilerledi. Yani kötü olabilecek ne varsa hepsini yaşıyoruz şu anda. 1 dakika 35 saniye süre var. Oo. Mamma mia. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Şampiyonu gönderdim. 1 dakika 27 saniye süremiz kaldı. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Tekliği alırsak en azından bir koridor daraltalım istiyorum ama yok. Şampiyonun tekliği almaya da niyeti yok. Abi inanamıyorum ya. Bir tane daha dondurma kullanacağım. Başka çarem yok. O tekliğe öyle böyle inmesi gerekiyor. 1 dakika 11 saniye sürem kaldı. Ulan bina uyanmadı. Heh, bina uyandı, tamam. Şöyle tazı balon, 1 dakika sürem kaldı abi. Bu saatten sonra bu saldırıdan hayır gelir mi? Hiç sanmıyorum. Burada bir hız. Koruyucunun özelliğini... Bastım gitti balonlar. Ne yapıyorsunuz balonlar? Arkadaş canıma kastı mı var bu oyunun benim bugün ya? He? Öyle bir şey varsa bilelim yani. Şurada bir dondurma atacağım. Kelle avcıları. Evet. Mümkün değil. Şimdi gel de çıldırma. Gel de çıldırma hemşerim. Ne diyeyim ben yani? Üst üste bir sürü aksilik. Aslında zeplinden çok güzel değer elde ettik. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hatta var ya, neredeyse utanmasak time fail olacak savaş. Çok kötü bir savaş yaptığımı düşünmüyorum ama Blizzard Lalo'nun huyu budur. En ufak bir terslikte, önemli bir noktadaysa sizi rezil eder yani. Evet, rezil olduğumuz anlardan bir tanesini yaşıyoruz. Sağlık olsun. Telafisi mümkün mü? Valla üst sıralardaki bir köy. Yani 7 numaradaki, 8 numaradaki bir köy. Telafisi çok da mümkün olmayabilir ama diğer yaptığım savaşlarla beraber açığı kapatacağımızda inanıyorum yani. %92 yıldız aldık. Onca giden ters şeye rağmen. Devam edelim bakalım. Pekala efendim. Tekrardan belediye binası 14 ana hesabımıza giriş yaptım. Rakibin 2 numaralı köyüne karşı saldırımı gerçekleştireceğim. Bir belediye binası 14. Bir bakalım ne varmış burada. Blizzard Lalo ordumuz var değil mi? Aynen öyle hemşerim. Şimdi binanın yanında bomba kulesi görmüyorum. Dolayısıyla zeplini eğer istersem belediye binasına gönderebilirim. Bomba kulesi patladığında süper büyücüler ölüyor malumunuz. Veyahut da hero'ları binaya doğru gönderip zeplini farklı bir yerde de indirebilirim. O da bir seçenek. Ama nerede? Mesela tazıyı şuradan bırakıp zeplini büyücü kulesinin üstünde indirirsem kaya saçarı kraliçeyi alırız. Hatta duvar kırıcı çalışırsa belki tekli cehennem kulesi bile gidebilir. Ki böylesi bence çok daha mantıklı bir hareket olacak arkadaşlar. Kaya saçarı al, kraliçeyi al. Hero'larla binaya git, kartal topuna doğru da tazı balona başla. Aynen. Böyle bir strateji geliştirdim. Bakalım işe yarayacak mı? Saldır dedim gitti. Patlatıcı sıkıntısı yaşar mıyız? Birisi buraya bakıyor, diğerisi patlatıcı sıkıntısı da yaşamayız. Tamamdır. Şimdi güzel bir açıyla şöyle şuradan gönderirsem olur herhalde. Şöyle şuradan tazı, hemen ardından zeplin, gayet güzel. Önden bir adet öfke büyüsü, görünmezlik devrede, zeplini manuel olarak indirdim. Gayet güzel. İkinci görünmezlik büyüsü başarılı. Süper büyücüler niyeti bozdular birazcık ama kaya saçar alacaklar, tekli kuleyi de alacaklar, tam tahmin ettiğim gibi. Yani böylesi çok ama çok daha iyi oldu arkadaşlar. Ama kraliçeyi alamadık. Daha iyi. Sanki X yayını alırsak ben yine mutluyum. Ama onu da alamadık. Tamam. Şuradan iki tane sinsi goblin atacağım. ve sabırla bekleyeceğiz. Şöyle önden buz golemi, hemen ardından kral, peşine de kraliçeyi göndereceğim. Zıpırlar geliyor. Tiplere bak, nefret ediyorum onlardan ya. Şurada bir zehir büyüsü patlatıyoruz. Ve sakin sakin bekliyorum hemşerim. Buz golemi patladı. Kelle avcım elimde, hazırda bekleteceğim. Tamam, şu zıpırların artık inmesi lazım. O şekil veya bu şekil. Kraliçe sakın ha. Bak yine aynı senaryoyu yaşamak istemiyorum. Sakın benim başıma iş çıkartma. Şurada bebek ejder kullanacağım. Kraliçe niyeti bozdu. Şöyle bir dondurma büyüsü kullanacağım. Kelle avcısı gönderiyorum rakip kraliçeye doğru. Kral belediye binasına girdi. Şuradan da şampiyonumu oynayacağım. Tamam, kral binayı her türlü alır gibime geliyor ya. Her türlü olmasa da o şekil veya bu şekil alacak. Alması lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Kraliçe de merkeze girdi şaka maka. Tamam, kralın özelliğine basıyorum. Kraliçenin özelliğine basıyorum. Köyde zaten bir şey kalmadı. En büyük rakibimiz süre. Süreden yemeyelim hemşerim. Öyle bir hız büyüsü kullanacağım. Sakin. Lan binayı kral, ciddi misin sen? Abi kral ne olmuştur da acaba hedef değiştirmiştir? Bir fikri olan var mı? Yani gerçekten inanılmaz, ben anlamadım ya. Burada bir tane daha dondurma kullanacağım. Koruyucunun özelliğine bastım. Bir adet hız büyüsü. Şu iksirine 2 tane balon göndereceğim. Gayet güzel, gayet güzel. Son hız büyüsünü büyücü kulesinden çıkmak için kullanalım. Dondurmayı da büyücü kulesine atıyorum. Minyonlar. 50 saniye süren var. O X'eyi beni birazcık korkutmaya başladı. 2 tane balon attım onu ama 2 tane balonla X'eyi iner mi Conqueror kardeş? Sen de bir alemsin yani. Abi temizliği yapamazsak üçlenmeyecek. Eğer üçlenmezse sıkıntı büyük. Bu arada arkadaşlar gerçek söylüyorum. Yine sıkıntıda savaş. Alt taraflarda yine bazı köyler var. Ne yaptım ne ettim bir türlü üçleyemiyorum. Yani üstlerde avantajımız çok yüksek ama altlarda da dezavantajımız aynı oranda. Hatta daha fazla oranda yüksek. Ya Allah'a emanet gidiyoruz. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bir sonraki saldırıya geçiyorum. Pekala efendim. 2 numaralı belediye binası 14 hesabımızdayız. Yine dersimizi almadık. Kraliçe yürüyüşlü bamya saldırısı yapacağız. Klan kalemde zeplin var ama muhtemelen onu uçan kışlaya dönüştüreceğim. Çünkü içerisinde biniciler var. Hemen şöyle 3 numaraya bir gözcülük yapalım bakalım. Evet, az önce saldırdığımız düzenin tıpatıp aynısı gibi gözüküyor. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama kraliçeyle çoklu cehennem kulesine vurabiliyor muyuz? Sanırım vuramıyoruz değil mi? Kaç karo var? 1, 2, 3, 4, 5 karo var. Sanki vuruyor ya. Vuruyor deme. İnşallah vuruyordur. Vurmuyorsa ayvayı yedik. Baştan peşin söylüyorum, eğer vurmazsa kraliçe o çokluya ayvayı yedik. Dert değil, ekstra çözümler üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle 2 tane sinsi. Şu noktadan kraliçeyi bırakıyorum. Şifacıları bekleteceğim. Önden bir tane mayın eşeği atalım. Böyle şuradan bir tane. Umarım vuruyorsundur kraliçe. Eğer vurmuyorsan ciddi anlamda sıkıntımız var demektir. Vuruyor ya. Abi tabii ki de vuruyor ya. Benim de yaptığım iş mi yani? Vuruyor. Hayır ya. Zaten hissettim ben onu. Vuracağını hissettim arkadaşım. Bebek ejder depoyu alırsa çok güzel olacak. Kraliçe hava savunmasını da alıyor. Abi düzen kelimenin tam anlamıyla berbat. Çok samimi söylüyorum. Düzen çok kötü bir düzen. Şurada bir duvar kırıcı kullanacağım. Koridoru nasıl temizleyeceğiz ya? Şu altın deposunu alaydık iyiydi. İşe atmaya da korkuyorum, şifacılar transfer olurlar diye. Böyle bir tane öfke büyüsü atalım önden. 1 tane mayın eşeği. 2. duvar kırıcı başarılı. Elime dondurma büyüsünü aldım. Hem kraliçe hem şampiyon orada. Ne olur ne olmaz işi şansa bırakmayalım. Dondurma büyüsünü elimde tutacağım. Kasırga da aktif oldu. Gayet güzel. Bir tane daha. Belediye binası uyandıktan sonra kraliçeye döndün ya kraliçe. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Ben sana daha ne diyeyim yani. Şurada bir tane daha öfke patlatacağım. Henüz klan kalesi çıkmadı arkadaşlar. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Son duvar kırıcı çalışmayacak muhtemelen. Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi. Zehir, bir tane dondurma patlattım. Yoksa kraliçeyi öldürürlerdi. Artık savaşa başlamam lazım. Kral, uçan kışlaya dönüş yapıyorum. Söylediğim üzere madenciler devrede, kraliçenin keyfi yerinde gözüküyor. Yine de ben ona bir tane öfke büyüsü patlattım. Ölme. Ölme. Tamam. Kurtardık gibi. Güzel. Şampiyon. Kelle avcısı. Bir bakalım ne oluyor. Ortalık bayağı bir karıştı hemşerim. Şurada girişte bir iyileştirme kullanacağım. Kaya Saçar'ın gazabından hibriti korumamız gerekiyor. Kraliçe üst tarafta keyfi yerinde, yalnız birazcık süre sıkıntısı yaşayacağız gibime geliyor. Bakalım. Bastım koruyucunun özelliğine. Çok güzel bir noktada. 3 Hirom'un da özelliği duruyor. Bence bu bize 3 yıldızı getirir arkadaşlar. Çoklu ile X'ini donduracağım. Kraliçe üst tarafta hayatta hala da aynı. Çatır çutur. Tabi savunmaları düşüktü. Düzeni de kötüydü. O yüzden hibritle rahatlıkla üçleyebildik. Yani o cehennem kulesini kraliçenin vuramaması lazım. O hava savunmasına kraliçenin vuramaması lazım. Duvar kırıcılarla binaya da çok rahat ulaşıyoruz. Eski tip bir düzen iş yapmadı yani arkadaşlar. Yani rakibi küçümsemek için söylemiyorum. Analiz yapıyorum sadece. Düzen kötü yani. Kötüye de kötü diyeceğiz. Tiroların özelliklerine de basıyorum. 17 saniye kala bu köyü de üçlüyor. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim, yine aynı hesapta ama bu sefer koruyucuyu havaya alaraktan bir hava saldırısı gerçekleştireceğim. Klon saldırısı yapacağız. Neden mi? Çünkü bir teaser düzeni çıktı arkadaşlar. Eski moda düzenler belediye binası 13 ama yine de ters bir şekilde saldırırsanız ciddi anlamda sizi rezil eder. Abartmıyorum. Kaya Saçar bina yan yana ve dip dibe oldukları için zeplin göndereceğim. Ve ne yapacağız? Klonlayacağız. 2 tane klonla bu bölgeyi parça pinçik eder. Köyün geri kalan kısmını da zaten ejderlerle halledeceğimize inanıyorum. Şimdi yıldırım büyüsü almak mantıklı olabilir mi diye düşünüyorum. 2 tane yıldırım alsak patlatıcıyı indirmek için. Bence değmeyecek. Zeppelin'i o şekil veya bu şekil binaya göndeririz zaten. Nereden gönderin? Bakın kraliçe şu sol tarafta ya. O yüzden ejderlerimi şuradan sallayacağım. Üst taraftan değil sol taraftan. Şampiyon da bu bölgede çünkü. Ejderler rahat etsinler. Aynen, her şey hazır, saldır dedim gitti. Hadi bakalım. Şimdi. Efendim, efendimin alası. Temizliği nasıl yapacağız? Bir tane sinsimiz var. Yapacağız bir şekilde. Kral kraliçeyi sağ taraftan atacağım. Hatta kralı atacağım, bekleyeceğim, bakacağım ne yapıyor. Amacı ne, niyeti ne? Ne tarafa doğru meyil ediyor? Ona göre kraliçeyi göndereceğim. Şuradan bir tane ejderle temizlik yapmaya başlayabilirim. Sabır. Sabır, sabır, sabır. Alt tarafa gelecek gibi salladım kraliçeyi de. Sonrasında ejderler, hemen ardından koruyucu. Eşlerine ejder binicilerim, hemen ardından balonlar. Şu tekli kuleyi bir donduralım. Şampiyonu anorduyla gönderdim. Kralın özelliğine bastım. Zeppelin'i de belediye binasına doğru yolladım. Gitti hemşerim. Gayet güzel. Kelle avcısını saklıyorum. Koruyucunun özelliğine tam şöyle şu noktada mükemmel bir noktada bastık. Öfke. Öfke. Şimdi klonları iyi izleyin. Bir tane buradan, bir tane buradan. Hoppa! İşte bundan bahsediyorum. İkinci kaya saçırı da istiyorum. İkinci kaya saçırı da istiyorum ama alamadım. Dert değil. Şurada bir kelle avcısı. Zıpırları ve kaya saçarı donduruyorum. Zehir büyüsü devrede. Şampiyonun ve kraliçenin özelliği duruyor. Zaten belediye binası 13 olduğu için çok da fazla zorlanmadık arkadaşlar. Ama dediğim gibi teaser düzenler şakaya gelmez. Yani belediye binası 12 bile olsa, ya ciddi söylüyorum, sıkıntı çıkartır arkadaşlar. Rezil eder adamı yani. Yani tavsiyem klon kullanın, güvenli limandır. Bu tarz düzenlere karşı. Evet, kralı kaybettik. Şampiyonu da kaybettik. 4 tane ejderim hayatta. Kraliçe de özelliğiyle beraber duruyor. Bu da bize 3 yıldızı rahatlıkla getirecektir. Evet. Hatta kral ölmeyecek. Vatandaşın kralı ölümsüz çıktı hemşerim. Diyelim ve sıradaki saldırıya geçelim bakalım. Hemşerim, durumlar birazcık karışmaya başladı. Çok içler acısı bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Alt tarafta bazı köylerde tıkandım kaldım yine. Yani ne yaparsam yapayım üçlenmeyen bazı köyler var arkadaşlar. Düzenlerini hepsi belediye binası 13'ler, cehennem kulelerinin hepsi tekliğe ayarlanmış. Özellikle anti ejder düzenleri kullanıyor vatandaşlar. Benim de alt sıralarda 8-10 tane hesabımda hero'lar çok düşük olduğu için sadece ejder saldırısı yapabiliyorum. Yani öyle sıkıştım, öyle bunaldım ki belediye binası 12 ile 13'e hibrit saldırısı yapmak zorunda kaldım. Defalarca denemenin ardından en sonunda hibritle bu köyü üçlemeyi başardım arkadaşlar. Özellikle kayıtta dikkatim dağılmasın diye kayıt dışı saldırıyı gerçekleştirmek istedim. Yani ucundan döndük. Hem kraliçe sağa sola kaçıyordu. Zıpırlar kraliçeyi öldürüyordu. Hem de time fail oluyorduk neredeyse. Yani ucundan döndürdüm desem yeridir. Şükürler olsun bir tane daha köyü vatandaşların üçlemiş olduk. Yani şuraya bakar mısın? Binaya tersten girdim hibritle. Zeppelin kullandım. Neredeyse gidiyordu. Yani Ne yaparsam yapayım işlenmedi abi ya. 40 level kral kraliçeyle olmuyor işte. Olmayınca olmuyor. %95'ler mi dersin? %97'ler mi dersin? Olmayınca olmuyor. Neyse ki burayı üçledim de içim birazcık rahatladı. Şimdi son tabloyu size bir göstereceğim. Çok fazla saldırı hakkım kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bağış hesabımızda 2 tane saldırı haklarım var. Onlarla belediye binası 13'e saldıracağız ama köyler sağlam. Çantada keklik değil yani. Conqueror 5 hesabımda hero'lar yükseltmede 4 tane saldırı hakkım kaldı. Saldırılmamış 2 tane köy var. Şunlara bağış hesabımla saldıracağım. Artık şu 3'ü de muhtemelen üçlenmeden kalacak. Yani en iyi ihtimalle 42 yıldızda savaşı tamamlamış olacağız gibi gözüküyor. Bakalım nasip kısmet diyelim, bağış hesabımıza geçiş yapalım. Pekala efendim, belediye binası 14, demeye bin şahit ister, bağış hesabımızdayız 9 level şampiyonla. Özellikle 2 tane ordu bastım. Saldırmadığımız 2 köye karşı 2 ayrı ejder ordusu bastım. Düzenlere göre bir tanesinde klon, diğerinde ise yarasaların verimli olacağına inandım. Bakalım yani ufacık bir hata şu anda yapacağım 2 tane savaş ciddi anlamda saldırının kaderini değiştirebilir arkadaşlar. Savaşın kaderini değiştirebilir. Buraya yarasa yapacağız. Elimde yarasa ordusu var aynen. Yani birazcık spam saldırısı yapacağım artık. Yani umarım patlamayız arkadaşım. Başka da bir şey diyemiyorum yani. Her şey hazır gözüküyor. Saldır dedim gitti o halde. Göreceğiz. Göreceğiz. 6 yarasa 3 dondurmamız var. Bir tane kaya saçar var. Zeplini binaya yakın taraftan göndereceğim yüksek ihtimalle. Aynen, kral kraliçeyi nereden bırakalım? Buradan bırakırsam tekliğe yem olacak. O yüzden sağ taraftan bırakacağım. Böyle bir başlayalım bakalım. Şuradan kralı, ardından kraliçeyi sallıyorum. Şu noktadan bir tane ejder tanklasın, büyücü bırakacağım. Güzel. Şuradan geriye kalan ejderlerimi spamlıyorum. Koruyucu, ejderha binicileri. Hemen ardından balonlarım, şampiyonu bekleteceğim. Kralın özelliğine bastım. Şöyle girişte bir öfke büyüsü kullanabiliriz. Aslında patlatıcı görmeyecek. Zeppelin'i şu ejderlerin ardından gönderebilirim ya. Şampiyonu şu noktadan göndereceğim arkadaşlar. Kaya saçara ve tekli cehennem kulesine gitsin diye. Koruyucunun özelliğine bastım. Zıpırlara bir zehir. Ve binanın tepesine doğru da öfke büyüsünü kullanacağım. Tam binaya inmeden patlatacağım. Sinsiler binaya gitsin. Yetiler ise kaya saçara alsın istiyorum. Umarım mümkün olur. Hadi şu tekliği alın be. Hadi aslanlarım benim, güveniyorum size. Tekli cehennem kulesini alamayacağız sanırım. Bir tane daha vursa. Vur bir tane daha. Aslansın sen be. Şimdi yarasaları devreye sokma vakti geldi gibime geliyor. Direkt şu kartal topunun üstünde patlatacağım arkadaşlar yarasa bombasına. Evet, sol alt tarafta ejderlerimiz hayatta. Kartal topu alan hasar verdiği için yarasaları riske atamazdım. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Son anda neredeyse gidiyorduk. Şurada bir tane daha dondurma kullanacağım. Son dondurmamı yine büyücü kulesi için kullanacağım. Abi çok saçma bir dondurma büyüsü oldu. Hiç gerek yoktu ona ama. Yoruldum ya. Vallahi billahi yoruldum. Merkezde 2 tane kahraman barbar var. Bir tane de minyon atalım da onlara yardımcı olsun. Şuradan bir tane sinsi goblin göndereceğim. Abi yapma. Tekli cehennem kulesi var. Canını yiyeyim yapma. Lütfen rica ediyorum. Eğer üçlenmezse çok ciddi sıkıntı var. Kraliçe depolara kilitlendik. Abi yapma be. Gözünün yağını yiyeyim lütfen. Galiba üçlenmeyecek. Ah şimdi 3-4 tane balonum olaydı. Yapmadık candan da ümit kesilmez ama bu can da çıkmış gibi bir şey be kardeşim. 2 tane ejderim var. Cehennem kulesi. Belediye binası 13 sularında max. İsabet puanı da full olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir tane ejderi bile öldürse okçu kulesi ve gizli Tesla tek bir ejderin... Abi yapma be. Acaba çok mutlu olurum lan. Lan oğlum çok mutlu olurum hadi. Aslanlarım benim be. 32 saniye süremiz var. Güdümlü çıkarsa valla bozuşuruz. Bak güdümlü hava mayını çıkarsa kendimi tutamam, çıldırırım burada. İsyan ederim. 20... Ulan 99 mu yoksa? Yapma be. Abi 99'da kalacağız. Hayır. 12, 11. Abi inanamıyorum. Bak en ufak bir sıkıntıda ben çıldırırım şu anda. Saatlerdir uğraşıyorum. Çıldırırım. Şükürler olsun. Uf, abi var ya. Yani öldüm dirildim. Bu neymiş böyle ya? Yani ne bileyim abi. Bu savaş başka bir savaş. Gerçekten bu sefer çok zorlanıyorum ya. Neyse ben bir nefes alayım da son saldırımız için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, muhtemelen son saldırımız olacak. Klan kalesini doldurdum. Bu sefer klon büyülü bir saldırı gerçekleştireceğim. Yani klonum max değil ve zıpır milyonlar olduğu için zehir büyüsü de almak zorunda kaldım. O yüzden tek öfkemiz var, onu da binanın tepesinde kullanacağız. Başka bir lüksüm yok yani. Kahramanlar iksirim yok. 9 level şampiyonum var. 48 level kral. Hani belediye binası 11 seviyesinde bile max değil. Yani demeyin 14'le 13'e saldırıyorsun, niye bu kadar kasıyorsun abi, bakar mısın köye? Muhtemelen üçleyemeyeceğiz burayı. Ne yalan söyleyeyim. Görelim bakalım. Birlikler tamam, telefonum çalıyor. Şimdi olmaz hemşerim, kapatıyorum. Evet, birlikler tamam, büyüler tamam. Hero'lar ayakta, koruyucu havada. Klan kalesi de dolu olduğuna göre kayıtta mıyız? Kayıttayız. Saldır dedim, gitti hemşerim. Evet, birazcık korkuyorum. Yani üçlersek bir tık daha rahat olacağım. Eğer üçlersek burayı bir tık daha rahat olacağım. Böyle kral kraliçeyi bıraktım. Bir tane sinsi goblin. Şu noktada büyücü güzel çalışır. Ejderle okçu kulesini tanklayalım. Şuradan içeriye doğru spamladım. Hemen ardından koruyucu. Peşinden balonlarım. Ejderha binicilerim. Şampiyon değil, zeplin. Ardından şampiyon. Neredeyse öfke atacaktım. İyi ki de atmadım. Koruyucunun özelliğine basıyoruz. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Öfke. Kasırga mı o? 1, 2, 3. Tamam. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Kaya saçarı da verir misin bana? Kaya saçarı da vereydin iyiydi be hemşerim. Hadi. Hadi kaya saçarı da alalım. Kaya saçarı alırsak olur bu iş. Zıpırları zehir atmayı unuttum. Kaya saçar kaldı. Yapma. Yapma 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 yapma. Abi kaya saçar kaldı. Tekli cehennem kulesi var. Hava savunması var. 57 level kraliçe özelliği duruyor ama sanmıyorum ya. Bir de kraliçe alt tarafta kalmış. Kaya saçarı da gitmeye niyeti yok. Patlatıcı var ya, böyle bizi kanser edecek, kanser. Ya X'ini ne yapıyorsun Ejder? Vursana şu kaya saçara. Hayret bir şeysin ya. Hadi. Hadi aslanlarım benim. Tekli cehennem kulesi unicorn'a kilitlendi. Galiba üçledik değil mi? Aynen. Oh şükürler olsun. Abi öldüm dirildim yemin ediyorum ya. Ve tekli cehennem kulesini kraliçe vurabiliyor. Yine berbat bir düzen sayesinde bu savaşı da kurtarmış olduk abi. Vallahi bittim ya. Bu klan savaşını yapacağım diye, videosunu çekeceğim diye inanın bittim, tükendim ya. 42 yıldıza kadar ulaşmayı başardık, şükürler olsun. Saldırı yapabileceğim sadece 2 tane hakkım var. O da Conqueror 5 hesabı. Şöyle göstereyim size. 4 level şampiyon var. 36 level kral. Yani istesek de 3 yıldız alamıyoruz. Bu saatten sonra bizim için savaş bitmiştir. Artık rakip sanmıyorum buralara kadar gelebileceğini. Gelirse de helal olsun derim. Ben bu savaşı kazandık gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Yani en azından bütün köyleri üçleyip sadece 2 tanesinde 2 yıldız almaları gerekiyor ki savaşı kazansınlar. Bence o da çok mümkün gözükmüyor. Derler ve giderler. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.